Merhabalar, ben Doçent Doktor Osman Yıldırım. Bugün yine Ankara Çankaya'dan hastalarımızla beraber bir bilgilendirme toplantısında birlikteyiz. İki tane konuğumuz var. İkisi de tüp mide ameliyatı geçirmiş iki hastamız. Biri 1,5 yıl, biri 4,5 yıl önce ameliyat geçirmiş hastalar. Evet, obez her zaman diyoruz, çağımızın hastalığı. Obez olmayın, yemenize, içmenize, sporunuza, yaşam tarzına dikkat edin. Bu çok önemli. Çünkü obezite sigaradan sonra önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sırada geliyor. Onun için obezitenin vücudumuzda tüm sistemleri etkilediğini bilelim. Tüm sistemlerde bozukluk yaptığını bilelim. Yani sapasağlam adam gidip ameliyat oldu cümlesi yanlış. Yani obez kişi sağlam değil. Onda kalp damar sistemi bozuklukları, şeker hastalığı, reflü, eklem bozuklukları, sosyal psikolojik bozukluklar hepsi ya vardı ya da çıkacaktır. Yani bu cümleye çok kızıyoruz. İkinci kızdığımız bir cümle var. İradesine hakim olsa verir. Hayır, obez kişi iradesine hakim olsa veremez. İradesine hakim olamaz. Çünkü midenin belli bir hacmi var. O belli bir hacmi açtıktan sonra onu ye ye diye dürten bir organ var. Yani 150 kilo olmuş bir hastaya biz işte şunları şunları yemeyin. İşte 5 kilometre yürüyün, 200 metre yüzün desek de yapamadı. Maalesef bunu vatandaşlarımız söylüyor böyle. İradesine hakim olsa verir ama bizim meslektaşlarımız, belki kızacaklar ama endokrinci doktor arkadaşlar, onlar da böyle. Keşke verebilseler. Bu şu anlaşılmış. Diyet, spor, akupunktur, ilaç. Bunların hepsi denense bile, dört dörtlük yapılsa bile kalıcı kilo verme oranı %2'yi geçmiyor. O da Amerika'nın rakamları. Veremez değil. Verir ama geri alınır. Biz hastaları zaten direkt ameliyat yapmıyoruz. Mutlaka en az iki diyet yapsın diyoruz. Spor mutlaka yapsın diyoruz. İlaçlar, aslında ilaçlar diyoruz başlık altında ama çok önermiyoruz biz. Sanırım sizler de denemişsiniz, birazdan konuşacağız. Bugün ilaçlar tıpta da kullanıma girmiş. Çoğunun yan etkisi çıkmış veya etkisi fazla olmamış, bırakılmış. Halk arasında bitkisel kökenli aktarılara satılan bir sürü şey var. Kesinlikle bunu önermiyoruz. Bir sürü yan etkileri var, böbrek üzerine yan etkileri var. Sakın ha, sakın onları denemesinler istiyoruz. Akupunktur çok umut bağlanıyor. Evet, başta bayağı iyi kilo verenler oluyor ama bir süre sonra fazlası geri alınıyor. Bugün için diyoruz ki biz morbid obez olduktan sonra bir kişi bunların hepsini denesin ama bugün etkin tedavi cerrahi diyoruz. Biz isterseniz önce sizleri bir tanıyalım. Elif Hanım, siz ameliyat olalı ne kadar oldu? Ben 1,5 yıl Bir buçuk önce yıl oldu. ameliyat oldum. Kaç kiloydunuz o zaman? 122 kiloyla ameliyata girdim. Şimdi kaç kilosunuz? Şimdi 69-70 arasında yani 52-53 50 kilo kilo. verdim. Peki bu kiloya 1,5 kilo oldu ama ne zamanda o ideal kilonuza Yani yaklaşık ilk geldi? 10 ayda filan ideal Kiloyu. kiloya düşmüştüm Şimdi bir aslında. kilo veriyorsunuz, alıyorsunuz ama bu kilolarda gidiyorsunuz. Evet, bu kilolarda Şimdi biz gidiyorum. Elif Hanım'a tüp mide, silivri gastrektomi ya da mide küçültme halk arasındaki adıyla yaptık. Ameliyat öncesi ayrıntılı bir tetkiklerden geçirdik, taramalardan geçirdik. Bir bozukluk olmadığını anladıktan sonra kendisine tüp mide ameliyatı yaptık. Erken dönemde sonuçlar çok iyiydi. Elif Hanım bizimle diyaloğu, diyetisyenimizle diyaloğu çok iyi olan bir hastamız. Bunda zaten ameliyatın başarılı olmasında sadece ameliyat kısmı değil, sonraki takip de çok önemli. Bize biraz geçmişten, siz herhalde genellikle diğer hastalar gibi çocukluktan beri mi kiloluydunuz? Yani hep bir iri bir çocuktum yani Evet. böyle ama son zamanlarda işte 25 yaştan sonra daha da böyle bir kilo almaya diyetisine gidiyordum, kilo veriyordum 30 kilo kadar ama sonra tekrar geri alıyordum yani o kiloları. Hani korumayı ben beceremiyordum açıkçası. Anladım. Kilo verip verip alıyordum sürekli ve bu 4-5 sene böyle diyetisyen maceralarım İlk devam etti onlar hep. tıpta da yani çocukların yo-yo topu vardır ya, verirsiniz arası Evet. top gider gelir. Aynı yo-yo etkisi diyoruz. Obez hastalar hep böyledir. Kiloyu verir alır, verir Evet. alır. Siz de bunu Korumayı yaşadınız. başaramadığım için hani hep bu sefer verdikçe aldığım kilolar arttıkça daha da böyle eski diyete Bunu, başladığım kilonun daha üstüne peki çıktım. sağlıkla ilgili yürümeniz Tabii zorlaşıyordu. Uyku ki sorunuz var mıydı? ayaklarım çok şişiyordu. Hani spor ayakkabılar bile vuruyordu Rahat ayaklarıma. yürüyemiyordunuz. Çok çok şişiyordu ve yürüyemiyordum. Dizlerim çok Merdiven ağrıyordu. çıkamıyorsunuz. Sürekli arabayla bir yerlere gidip Sosyal gelmek yaşam istiyordum. nasıldı? Böyle topluma rahat karışabiliyor musunuz? Ya tabii bir Sosyal hayat var mı? çekingenlik oluyor. Hani Kendi şimdi özgüveninizde bir eksiklik tabii vardı. ki kilo kaybedince daha bir özgüven sahibi oluyorsunuz. İstediğiniz şeyleri giyebiliyorsunuz artık. Hani ben Neler değişti terzide onu? diktiriyordum mesela kıyafetlerimi. Hem boyuma uygun hem kiloma uygun bir İstediğiniz bir şey kıyafeti bulamıyordum. Tabii bulabiliyorsunuz. şimdi ama çok rahat hani her yerden alışveriş yapabiliyorum. Bu da çok güzel Evet. rahatlık sağlıyor İş ve insanın. aile yaşamında neler değişti sosyal hayatta? Ya böyle sanırım az yemek biraz insanın agresifliğini de azaltıyor. Anladım. Daha böyle mutlu, daha böyle rahat oluyorsunuz. Hani birçok şey kolaylaşıyor hayatınızda. En basitinden sağlığınız iyiye gittiği için
daha mutlu hissediyorsunuz yani. Çok aslında çok problem topluma çıkmıyor. Katılmaz. Yani kalabalığa girmez. Tabii. Sizde de öyle miydi? Yani ameliyattan sonra biraz çekingenlik vardı. Böyle çok topluluk içinde konuşmak, böyle hani biriyle konuşmak falan ya da kalabalık içinde konuşmak zordu benim için. Hani bu kilodan dolayı öyleydi. Sonradan daha böyle bir özgüvenli oluyorsunuz tabii. Hani rahatlıyorsunuz konuşurken insanların arasında. Hani kendinizi böyle kötü hissetmiyorsunuz açıkçası. Yani hem sağlık için yani bu kilo verimin artılarını gördünüz. Evet, hem de sosyal yaşamda, psikolojik olarak da hani ekonomik olarak da hani dediğim gibi hep özel bir şeyler diktiriyordum kendime mesela. Artık çok rahat her yerden alışveriş yapabiliyorum. Bir de istediğinizi seçme şansı var şimdi değil mi yani? Bir de mesela yemek için hani sürekli her şeyi yemek odaklı düşünmüyorum. Hani sürekli böyle bir aç hissetmiyorum. Hani o çok güzel. Hani kilo almıyorsunuz gerçekten. Hani böyle diyet yapınca mutlaka bir kaçırdığınız zaman kilo alıyordunuz. Şimdi öyle değil. Hafif bir kaçırsanız bile fazla kaçıramıyorsunuz zaten. O kilo alımı olmuyor. Alsa bile bir kilo hemen geri Anladım. Veriyorsunuz. Hani Anladım. O çok büyük bir rahatlık ve lüks gibi bir şey. Hani böyle acıkma çok fazla olmuyor. Sürekli böyle açlık Anladım. Hissi olmuyor. Burada şunu vurgulamak istiyoruz. Eskiden kelepçe ya da mide bandı deniyordu. Biz şunu özellikle vurgulayalım istiyoruz. Biz kelepçeyi önermiyoruz. Yapmıyoruz mide bandını. Son derece tehlikeli, sonuçları iyi olmayan bir ameliyat. Bu ameliyat Türk mide niye bu kadar çok durdu? Midenin %80'ini çıkartıyoruz biz. %80'ini çıkarttığımız için de aslında iştahı kalmıyor. İştah kalmıyor. İşte biz iradeyi biz veriyoruz. Onun için bu ameliyat bu kadar çok durdu, bu kadar başarılı oldu. Bundan dolayı. Şimdi biz ikinci hastamız Yasin Bey, 4,5 yıllık bir hasta. Yasin Bey çıkartmamızdaki neden şu. Şöyle halk arasında bir imaj var. Tamam ameliyat oluyor biraz birinci şey yanlış imaj öldürür. Hayır bunun riski %2 ölüm değil. Ölüm olsa ben mesela 200 ameliyat yapıyorsam 4 hastam ölecek mi? Hayır %2 komplikasyon oranı. Ölüm oranı binde birlerden de daha aşağı. Bunu iyi yerlerde, kaliteli yerlerde, iyi takip olan yerlerde ameliyat olun diyoruz. Son derece düşük sorun çıkma ihtimali. Bir de ikinci bir yanlış anlayış. Tamam hastalar kilo veriyor ama 1-2 sene sonra geri alıyorlar. Biz şunu diyoruz. Bu ameliyattan sonra takip çok önemli. Uyum çok önemli. Hasta kurallara uyarsa, biz de balansı devam ederse yıllarca kilo almadan yaşayabiliriz. Yasin Bey 4,5 yıl olmuş mide ameliyat olalı. Bizim numune hastanesindeyken o zaman yaptığımız ilk hastalarımızdan birisi. Tanışmamız da ilginç bir tesadüfen tanışmıştık. 4,5 yıl olduğu halde hala kilo almamış birisi. İyi örneklerden. Kendisine Türk mide ameliyatı yaptık. Gayet iyi seyretti. Şimdi kendisini tanıyalım. Yasin Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi kaç yıl oldu? 4,5 değil mi? Tam 4,5 yıl oldu. 2013 yılının Temmuz ayında ameliyat olmuştu. Kaç kiloydunuz o zaman? 126 kilo. Şimdi? Şu anda 81 kiloyum. Yani 45 kilo falan evet. Verdiniz. Ve son yıllarda da hep böyle 1-2 kilo veriyorsunuz, alıyorsunuz. En fazla 83 kiloya çıkıyorum. Evet. Veya 79 kiloya anladım, bir kere düştüğüm oldu. Peki kaçıncı ayda kilonuz belli bir şeye geldi de? Beşinci ayda. 2014'ün birinci ayında ben tartıldığım zaman 81 kiloydum. Hala şu anda o civarda. Evet. Biz burada şunu vurgulamak istiyoruz. Ameliyattan sonra 3 şeyi çok istiyoruz. En az 1,5 litre su için. İlk dönemler protein sorusunuz onu alın. Ya da orale yani ağızdan besleme geçtiğinde mutlaka proteinli beslenin diyoruz. Ve spor yapın diyoruz. Evet. Ameliyattan sonra sarkmalardan çok korkuluyor. Eğer hasta çok hızlı kilo verirse, protein almazsa, spor yapmazsa sarkma olabilir. Gerçi Yasin Bey hızlı biraz kilo vermiş ama buna rağmen de sarkma olmuş, iyi bir sonuç almış. Bize siz de biraz geçmişinizden söz etseniz, siz de çocukluktan beri kilolu muydunuz? Aslında çok fazla kilolu değildim ben. Ameliyat olmadan bir 3 sene önce sigara bıraktım ben ve 40 kilo aldım. Onu 3 sene içerisinde veremedim. Kiloyu veremediğim gibi daha da üstüne... Neler denediniz vermek için çabaya girdiniz? Spor. Diyet. Ve bu aktarlarda satılan ilaçlar denedim. Bunu kesinlikle tabii tekrar bunu bilinçsiz olarak. Asla. Bu ilaçların bazılarının bir zayıflatıcı etkisi olabilir ama özellikle böbrek yetmezliğine çok tehlikeli etkiler olabilir. Böbrek yetmezliğine girebilir hastalar. Sakın ha sakın bu tür zayıflama metotlarına girmesinler. Onu da denediniz. Onu da denedim. Yani en fazla 1 veya 5 kilo arası kilo veriyordum ve geri hemen fazlasıyla alıyordum. Yani bu metotlarla kilo veriliyor ama kalıcı olmuyor. Geri alıyorsunuz. Evet. Sonra ne yaptınız? Sonra hocam bu ameliyatı öğrendim ben. Duydunuz. Araştırmaya başladım. Özel bir hastanede araştırdınız. Sizin isminizi öğrendim ben. Anladım. Tesadüf derken oraya geldim ben Numune'ye.
Tesadüf sizin odanıza girdim. Sizin oldunuz. Evet. O zaman biz tesadüf sonucu tanışıp kendisine tüp midye ameliyatı yaptık. Gayet iyi sonuç aldık. Ben kısaca şeyden bahsedeyim, hizmetlerimizden. Bizim hastalarımız genellikle yurt dışından hastalarımız oluyor. Bize ortalama bir 8 gün yetiyor diyoruz ortalama. Yarım gün tahliller sürüyor, inceleme. Çok ayrıntılı tetkikler yapıyoruz biz. İşte böbrek bezi hormonları, tiroid hormonu yani guatr ile ilgili kan idrar testleri, safraketinde taş var mı yok mu, reflüs var mı yok mu, kanama fotoğrafı testi bozukluğu var mı? Bunlar araştırıldıktan sonra genellikle yarım gün tetkikler, ertesi gün ameliyat ve ortalama 3 gün yatırıyor. Diğer sonra da 4 gün filan da biz takip için buralarda kalsın. Eğer Ankara'da yakın yerde ise kalsın. Eğer yurt dışına gidecekse asla göndermiyoruz. 4 gün gerekirse havalanından alıp havalanına bırakıyoruz. 4 gün de otelde ağırlıyoruz onları. Bizim isteğimiz o dönemde, kritik dönemi burada atlatsınlar. Yani riskin en az olduğu dönemde gönderelim istiyoruz. Onun için bize bir 8 gün izin verirlerse onlar hastalara diyoruz tekrar hep aynı mesajı. Yemenize içmenize dikkat edin. Sporunuzu yapın. Sedanter hayatı bırakın. Televizyon başında saatlerce vakit harcamayın. Abur cubur yemeyin. Fast food'dan uzak durun. Rafine yağlardan uzak durun. Kısaca obez olmayın. Şeker hastası olmayın. Obez olursanız, şeker hastası olursanız önce doktorunuza başvurun. Normal yolları deneyin. Eğer bunlardan sonuç alamazsanız hem obeziteden hem de insülinden, şeker hastalığından kurtulmak ya da onlar mücadele etmek için normal yollarla sonuç alamazsanız cerrahi için başvurun diyoruz. Biz sonuç olarak bu mesaj ne vermek istersiniz? Bu ameliyattan sonra ikinize de sorsam bir pişmanlık var mı ya da bu ameliyat düşünenlere önerir misiniz? Pişmanlık şöyle, keşke daha erken olsaydım. Daha çabuk bu duruma gelseydim. Hani o kadar çok vakit kaybetmeseydim olur. Başka hiçbir pişmanlığım yok. Hani yine tavsiyeniz olur mu? Kesinlikle diyorsun. Tavsiye ediyorum. Yani hiç vakit kaybetmeden. Ölümcüldür, öldürür. Yoksa bir süre sonra kiloyu geri alıyorum gibi bir kesinlikle şey yok. Kesinlikle, bir de gerçekten çok rahatlıyorsunuz. Hayata hayat bağlandınız. Kaliteniz artıyor. Yani bayağı birçok şey böyle kolaylaşıyor hayatınızda. Hem sosyal olarak hem sağlık olarak. Hani birçok şeyde rahatlıyorsunuz yani. Böyle normal standartlara geliyorsunuz. Hani böyle hep diğer insanlardan farklı değilsiniz artık gibi bir standarda geliyorsunuz. Ve çok rahatlatıyor bu sizi. Bir de hani sürekli böyle yemek düşünerek yaşamıyorsunuz. Ne güzel, sürekli ne böyle bir açlık hissetmiyorsunuz. Biz onlara yani. Biraz çok rahat. Şey bir amiyane tabiri. Biz yiyemiyoruz. Yani biz yediklerinize sayınız. Yıllarca yediniz, çok yediniz. Kesinlikle. Biraz da yemeyin diyoruz. Yani, biraz yemek için yaşamıyorsunuz artık. Hani yaştan yaşamak için yemeye başlıyorsunuz. Yasin Bey, sizin söyleyeceğiniz önemli. 4,5 yıllık bir hasta olarak ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz? Yani hocam kilo vermek için uğraşıp da veremeyen insanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Bunu ve bir ay içerisinde normal hayatlara dönüyor insanlar. Evet. Herhangi bir sağlık, herhangi bir sorun yaşamadım ben. Ki üstelik ilk ameliyat olanlardan biri olmama rağmen. Gördüğünüz gibi 4 yıllık hasta hala kilosunu koruyor. Yani şunu da söyleyeyim. Hasta hiçbir kurala uymasa bile verdiği kiloların 3'te 1'ini geri alır demiyor. Alabilir. Yani mide genişler mi? Biraz genişleyebilir. Mutlaka genişleyecek demek değildir. Sonuç olarak tekrar diğer metotları deneyin diyoruz. Olmazsa obezite cerrahisinin iyi sonuçlarından hem kilo vermek hem şekerden kurtulmak için başvurun diyoruz. Teşekkür ederiz.